أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات اللهم صل على Şu ana kadar birinci ve ikinci bölümlerimizi bitirdik. Üç bölümlük sunumumuzun üçüncü bölümündeyiz şu anda. İlk olarak şuradan hülasa yapmak istersek ilk iki bölümde 40 yıl eski bir halin kalkıp yeni bir halin tahkim olması, hatta bazı müfessirlere göre yeni bir neslin gelmesi için bir kanun-ı ilahi adetullah'a bakan bir kanun-ı ilahi süresi olduğu ile ilgili bir hülasaya geldik. İkinci hülasamız ise bu 40 sene dediğimiz gibi sene olursa yeni bir nesili, 40 gün olursa da aynı nesil içinde eski halin silinmesini ne sebep olacak ihtiyara bağlı olan süreyi ifade ettiğini çıkarım yapmıştık. Bugün ise 3. bölümümüzde psikoloji gözüyle 40 yaş nedir? Orta yaş, 40 yaş sendromu denilen hal nedir? Gençlikte yapılanların gençlikte kalmadığı, ihtiyarlıkta da bırakılamadığı, son olarak da terk-i lezaizin evla olduğu, bunun da nefsimize de belki ikna edici bir yol göstermek anlamında bazı noktayı nazarları sunumumuzda vermeye çalışacağız. Psikoloji gözüyle 40 yaşa baktığımızda orta yaş sendromu, 40 yaş sendromu diye bilinen bir olgu var ki bu olgu elbette ki nereden çıkmıştır dediğimizde doğudan çıkmamış bir olgu. Batıdan çıkmış bir olgu. Batılıların psikoloji olarak tanımladığı bir şey. Hatta bu kültürden kültüre değişen, bazı yerlerde hiç tanımlanmayan bir durum. Niye? Özellikle şimdi düşünelim, Orta Doğu'da zorlukta yaşayan bir adam 40 yaşı diye bir şey yok. O yüzden böyle bir hali tecrübe edip bunun üzerine düşünemiyor. Batı'da daha medeniyetin getirdiği ahval ile ortaya çıkan, aslında insanın içinde gözüken durumlar diyebiliriz. Tabii bunları ifade eden birazdan göreceğimiz bazı etkiler var. Onlarla çıkıyor. Bahsettiğim Orta Doğu'daki bir insan da bunu yaşıyor da burada bahsedeceğim etkiler dolayısıyla Batı'da bu veyahut şu anda Türkiye'mizde de aynı şekilde görünmesi çok daha yaygın olan bir durum. İnsanın ömründe 3 tane dönemeç var ki bunları insan kendisi belirlemiyor. Bunlar 2 yaş sendromu diye psikolojide tanımlanan bir dönemeç ki bu dönemeçte bebeklikten çocukluğa geçiş olan bir dönemdir. Burada bakacak olursak çocuklarda ben olgusu yerleştiği için reddetme, sürekli reddetme, kabul etmeme, inat etme hali, kendisinin yapması gibi durumlar gözükür. İkinci dönem ergenlik dönemi. Ergenlik dönemi 15-25 yaş dönemi diye tanımlayabileceğimiz çocukluktan gençliğe geçişi ifade ediyor. Benlik hali yerleşiyor. Kendinin varlığının farkına varmaya başlıyor. Ben dediği için. Evet. Kendisi. Anne baba değil artık. Annesinden kopuyor. Kendisi bir birey. Evet, birey olarak varlığının farkına varmaya başlıyor. Evet. Ki zaten abi ergenlik döneminde de aynı benzer durumlar var. Yine anne babaya bir muhalefet. Çünkü her o bahsedeceğimiz bu 3 dönemde de kişinin kendi inkılabıyla birlikte farkındalıkları, şuurları değişik vecihlerden çıkıyor. Bu yüzden de o muhalefete veyahut kendi hayatında değişiklikler yapmaya kişiyi fıtri bir meyille itiyor. Ergenlik dönemi de bu şekilde. Ergenlik döneminin şöyle bir durumu var ki, üstadımız kendisi için de kullanıyor. Gafleti idame ettiren sıhhat vücudun da gitmişti diyor. Gençlikte insan taş gibi. Hani taşı sıksa suyunu çıkarır denilen ihtiyarlığın ve çocukluğun hastalıklarından azade, genel anlamda bakacağımızda hemen Fikret abi gördüm o yüzden bir şey sınırlandım dedim. Genel olarak sağlıklı olan, sağlıklı olmayanlar da olabilir ama genel olarak sağlıklı olan, hatta çok sağlıklı olan, çok hızlı koşabilen, koşar koşar tıkanmaz, 2 saat uyur, gece hiç uyumaz, işe gider, geri gelir şeklinde böyle enerjik bir hal ki bu dönemde gaflet de çok oluyor. Çünkü kendini ebedi biliyor. Her türlü noksandan arız gibi bir hal yaşıyor. Ezvak orada, sıhhat orada. Eğer gafletle buraya bakarsa
Böyle bir durum var. Orta yaş, 40 yaş sendromu da aynı bu iki dönem gibi aslında gençlikten ihtiyarlığa geçişi ifade için kullanılan bir tanım. O zaman 40 yaş ve orta yaş 40 yaş sendromu denilen duruma baktığımızda nedir? Kişinin fizyolojik ve biyolojik değişimi sonrasında kendisinden kopup giden gençlik ve gençlikteki her türlü bağların sebep olduğu sarsıntı hali ve ölümün hatırlanması denilen, daha şu anda psikolojik yapıya geçiyoruz. O yüzden böyle bir ifade kullandım. Aslında orta yaş sendromu kişinin saçlarında üstadımız bu noktadan bakınca 26. lema orta yaş sendromunu anlatıyor. Aynaya baktım, beyaz kılları gördüm. O intibahı ruhi tekrar başladı. Veyahut işte bahsettiğimiz gibi kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat beyaz kıllar bana hatırlattı. İnsanlara baktım, hakikat noktasında acınacak hallerimize gıpta ile bakıyorlar. Onlar mı divane oldu yoksa ben onları divane gördüğüm için ben mi divane oldum diye üstadın sorgulamaları birazdan en sağda şu kişide etkilerinde işleyeceğimiz aslında insanda görünen halleri de işlemiş ihtiyarlar lemasında. Ben öyle istifade ettim. Ne değildir? Yaşı kemale gelmiş kişilerin gençleri taklit etmek için ışıltılı giysiler ve parıltılı bir hayat yaşama gayretleri değildir. Yani 40 yaş sendromu deyince bu değil aslında. Bu sadece kişideki etkilerinde kişinin seçtiği tercihlerle gittiği bir yol oluyor. Kendindeki hastalığa, kendindeki veyahut o inkılap zamanına kendince bir cevap bulma arayışıyla öyle bir şey yapıyor. Ona değişik adlar veriliyor. Evet. Kişide etkileri ne? Yani bu 40 yaş, evet, aynaya bakınca beyaz saçlar görünüyor. Sıhhati beden artık teklemeye başlıyor. Eskisi gibi insan şu dağa Okay abiyle birlikte çıkacak bir nefesi yok belki. Niye? Bunun sonucu ne oluyor kişide? Kimlik ve kişilik sorgulaması başlıyor. Geçmişten pişmanlık, gelecek korkuları. Öfke ya da donukluk. Aşırı şehvet ya da humut. Hiçbir şey istemiyor. Her şeyden elini eteğini çeker. Bunu da üstadımız, bunu da işlemiş. 21. sözlü bu namaz bahsi değil mi? Orada diyor ki 5. no, 5. noktaydı galiba abi. 5. yüklede yaşın ilerledikçe diyor bahçecilikten de usanırsın diyor. Ben zaten gidiyorum der yapmazsın diyor. Yani bu humut haline ne için çalışacağım ki? Hatta yolda konuşuyorduk Süleyman'la gelirken. İş hayatında da yaşı 40'ı geçmiş insanlar maddi durumu iyiyse hiçbir şekilde şevkleri yoktur. Onlar da her ne kadar herkesin ağzında geçse de vatan için çalışalım, millet için çalışalım, şöyle yapalım, böyle yapalım dense de onlar artık ya şimdiye kadar çalıştığım yeter, bundan sonra kendi hayatıma bakacağım, rahatıma bakacağım, kendimizi şimdiye kadar yıprattık da ne oldu diye ahiretime ben bundan sonra daha çok zahire yollamam lazım fikri değil, bilakis her şeyden elini eteğini çeken, masaları işgal eden insan topluluklarına dönüşüyor. Aslında bu noktadan bakınca milletlerin, devletlerin de önemli sorunlarından bir tanesi. Aşırı şehvet olsa orada kavga vesaire oluyor. Ama genelde özellikle maddi durumu daha iyi olan ülkelerde daha çok o yeter artık. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben mi kurtaracağım Türkiye'yi, ben mi kurtaracağım ülkeyi düşüncesiyle hareket etme hali gözüküyor insanlarda. Sonra ümitsizlik gözüküyor, yeis. Alışkanlıkların elden çıkması sonrası şaşkınlık. Gençlikten gelen bir hal vardı, bir alışkanlık vardı. Ancak artık o yok. Kendisinin hatta olur bir insan mezun olduğu bir okula geri gitse bir bakacak ki ben ne kadar yaşlanmışım. Ben nerede, bu çocuklar nerede, ben bunların yaşında mıymışım? O zaman mezun olduğumda diye bir insan kendisinde o şaşkınlık halini bu şekilde mesela görebilir. Aynısını 40 yaşından sonra insan görmeye başlıyor ki 40 yaş sendromu içine dahil bir haldir bu da. Ayrılık korkuları. Artık işte yaşıtları ahirete gitmeye başlamış yahut bunlar bulunduğu memleketi terk etmeye başlamış. Çoluğu çocuğu varsa onlar belirli bir yaşa gelmiş. Onlar da kendi şeylerini koyup düzenlerini kurup gitmişler ki bir zaman okumuştum ben. Boşanmalarda en tehlikeli yıl ilk 5 yıl. İkinci en tehlikeli yıl abi
16 ile 25 yıl arasıymış. Nedeni de çocuklar büyüyor, okul, evlilik gibi sebeplerle terk edince karı koca baş başa kalıyor. Çocuklardan dolayı birbirlerinde görmedikleri veyahut anlam yüklemek zorunda kalmadıkları halleri bu sefer çatışmaya sebep oluyor. Sen böyle miydin diyor, daha tanımamış. Çocuklardan dolayı gitmiş, sonra birbirlerine düşüp birbirleriyle kavga edip ayrılıyorlar. En yoğun ayrılmanın ikinci evresi 16-25 yıllık evlilikmiş. O dönemde Evet, boşanmalar evet. en çok. Evet, ikinci en çok. Birincisi yeni evlenenler, ikincisi onlar. Abi bize gelen evraklarda da çoğunlukla 82 doğumlu, 83 doğumlu çok fazla var boşanan abi. Yani bunu teyiden söyleyeyim yani. Evet. Kaç yaş oluyor? İşte 40, 41, 42 o civarı. Evet. Yani daha önce bir şef dönemi kalktı. Çocuk oldu. Katlanma. Birbirini görmüyor. Çocuklar uçup gidiyor. Bu sefer çocuklar artık bunlara belki kafa tutuyor. Çekip gidiyor. Şimdi kendilerini daha iyi görüyor. Maskeler de kalktı. Evet. Hakiki huyları ortaya çıktı. Bu böyle değildi. Aslında böyleydi de görmüyordun sen. Bu böyleydi. Bu yeni bir huy almadı. Kadın da böyleydi, erkek de böyleydi. Ama işten dolayı, sonra çoluk çocuktan dolayı o şey gözükmüyordu. Hakiki ahval. Bir de gençken maske kullanma becerisi çok üstündür. Beklentisi olduğu için. Ama 40'ta şef dönemi gidiyor. Maske kullanmaya da ihtiyaç duymuyor. Aman şimdiye kadar ne oldu diyor. Maske kullanmıyor. Üç, onu meşgul eden çoluk çocuğun şeyi de meşguliyeti, iaşesi diyor. Hakiki kimliği 40'tan sonra başlıyor. 40-50 arasıdır. Ki kişinin hakiki şey gizleyemez, ihtiyacı da yok. O zaman işte o Allahu alem boşanma o zaman oluyor. Ya bu böyle değildi. Bu nerede şey oldu? Böyleydi kardeş. Böyleydi de kadın ve erkek görmüyordu. Böyleydi. İlk derste dedi ya abi, hissiyat çekilip de akıl biraz ön plana çıkınca vay diyor. Zaten 40 yaşta burada etkileri de ifade ettiğimiz gibi bir kere kimlik kişinin soruyor. Geçmişte yaptığı, verdiği kararları ben niye bunu yapmışım diyor. O hislerle, çoğu hislerin de karışmasıyla verilen kararlardan neden yapmışım bunu? Hatta bir ihtiyar diyor ya, eğer gençliğim bir gün dönseydi ihtiyarlık benim başıma neler açmıştı ona söyleyecektim diyor. Buna benzer bir şekilde gençliğinde verdiği kararların hepsini sorguluyor. Her şeyi masaya yatırıyor. Evliliğini yatırıyor. Bu yüzden mesela boşanmalar fazla. 40'tan sonra 40 yaş civarında boşanmaları fazla. Gelecek korkuları ortaya çıkıyor. Arkadaş çevresini değiştiriyor. Gafletle bakarsa. Gençlerle takılmaya başlıyor. İşte spor salonuna başlıyor adam. Spor... Hak ettiği yani. O lezzeti geri gelsin. Tabii. O sendromdan kurtulmak için. Evet. Yani gencim, ben hala gencim. İyiyim. Yine ben taşı sıksam suyunu çıkarırım. Kendimi 15 yaşında Evet, hissediyorum. kendini... Bu yüzden ihtiyar, maddi durumu değilse ihtiyar adamlar gider, hep gençlerle evlenir. Mezarı görüyor, geleceğini, ehli dünya bile olsa geleceğini görüyor. Ölümü görüyor, saçları beyazlamaya başlamış. Hatta bununla ilgili bu gerçeklerine rağmen hadis de var ya, sizin ihtiyarlarınızın en kötüsü, evet, sefahette gençleri taklit edeninizdir diyor. Böyle 40 yaştan sonra bu var. Mesela ben görüyorum, 40 yaştan sonra şortla geziyor. Genç gibi tişört şort. Rahatsız oldum ne yapayım? 40... İlk derste işlemiştik abi onları. O yüzden şimdi dersimizi uzatmayalım. Abi 40 yaş ihtiyar değil. Orta yaş. Bunu bilimin, biz ilk dersimizde bilim bunu 40 yaşı olgun yaş, orta yaş şeklinde ikiye ayırmış. Üstadımızsa metin içerisinde ihtiyarlık demiyor. İhtiyarlığın 45'ten sonra ihtiyarlığın başlangıcı demekle birlikte geçiş dönemleri orta yaş. 60'tan sonra ise ihtiyarlık diye ifade var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat hikmetlerinden birini de o şekilde söylüyor. Yani ihtiyarlar lemasını da açıp böyle sayfalara baktığımız zaman bunları hep görüyoruz. Kimlik kişiliğini sorgulama, bunu görüyoruz. Ben işte üstadımız diyor, acaba ben bütün aldanmış mıyım? Sorgulamalar var.
kendi geçmişteki hata şeylerine verdiği kararların pişmanlıkları var. Tekrar sorguluyor. Evet. Bu ve bunun sonucunda çok öfkeli insanlar oluyor. Her şeye kızıyor bu sefer. Kötü ahlaklı ihtiyarlar çıkıyor. Ya da işte hiçbir şeye kızmaz, her şeyden elini ne yaparsanız yapın diyen bir aile bireyi çoluğunu çocuğunu serbest bırakıyor. Ahlakı zaafların en çok çıktığı andır. Diğer zamanda o kadar çıkmaz. Dikkat edin köyünüze, akrabanıza. En geçimsiz insanlar, ihtiyarlar dediğimiz 40'tan 40-50. Hakikaten ahlakı net gözükmeye başlıyor. Geçimsiz bir ahlak. Yani diyoruz ya ne kadar ahlaksız ya. Yani tahammül yok, sabır yok, kanaat yok, memnuniyet yok, şey yok, iftihar etme yok, takdir yok. Bu dönemde başlıyor. Yani çünkü sebebi işte o şey var ya, ben bütün geçmişini sorguluyor. O acının ifadeleri, tepkileri bu. Aslında beğenmemezlik karşıdan değil. 40'tan önce yaptığı her şeyi şimdi getiriyor masaya, mahkeme kuruyor. Yani pişmanlık değil, mahkeme kuruyor, yeniden sorguluyor. Neyle? Bugünkü kazanımlarıyla. O zaman verdiği karar neydi? Bugünkü eksiklikleriyle. O karar yanlış mıydı? Doğruydu. O zamanın doğrusu, onun doğrusu oydu. O zamanki kararlar onun kazanımlarıyla, bilgisiyle verdiğisi doğruydu. Çünkü aleyhinde karar veremezdi. Şimdi verdiği karar 20 sene sonra 60'taki aynı şekilde yine kusurlu görecek. Bu tekamülün sebebi olduğunu bilmiyor. O zaman onu oraya bıraksa anı yaşar. Şimdi böyle mahkemeye getiriyor. Ben bununla nasıl evlendim ya? Ben bu kadar bununla nasıl sabrettim ya diyor. Allah Allah, ben bunlara niçin bir şey sesiyet yapmamışım ya? Ben bundan niçin istememişim? Ben buraya nasıl tepki vermemişim? Bu 40 yaş sendromu, 40. Den sonra başlayan, Gazali'ye göre böyle ahir zamanda umumi bir şey var, ahir zamanın bir özelliği de var. Çocuk mesela ahir zamanı gördüğü için yaşlı gibidir. Çünkü öyle bir bilgi yüklenmiş ki, bilgi hissiyatlarını aktif etmiş. 20 yaşında bileceğini şu anda 15 yaşında çocuk çok rahat biliyor. Yani o zaman ne yapıyor? 15 yaşında sanki 20 yaşındaki bir adam karşımıza çıktı. Veya 20 yaşında bir delikanlı, eskide 60 yaşındaki adam bile bilemeyeceği her şeyi biliyor. Yani o zaman bedensel yaş değil de içsel bilinç, yani bilinç, bilme, bu ilim değil, farklı. Yani o zaman psikolojide şunu denilebiliyor, sen geçmişte verdiğin keşkeleri bırak, o yanlış değildi. O zamandaki kazanımlarıyla, birikimleriyle her şeyin senin aleyhinde sen bulunamazsın. O senin kendin için verdiğin karar doğruydu. O zamandaki cehaletin veya bilgi. Şimdiki karar farklıdır. Onu bu tarafa getirip de mahkemeyi yeniden kurarsan, buradan oraya bakarsan ki mazinin keşkeleri başlar ki hissiyatlar depreşmeye başlar. Fikir değil bu. Fikir olmaz. Fikir geleceğe aittir. His geçmişe aittir. Devam et. Burada abi o inkılap zamanında bu sorgulamalar, kişinin kendini mahkemeye çekmesi gibi haller fıtri bir şekilde bile çıkıyor. Burada önemli olan aslında bu. Yani bende böyle bir şey var diye ben şu anda aslında psikolojik olarak sorunlu muyum acaba? Niye bende böyle oluyor dendiğinde hayır, senin bu yaşında bu inkılap geçiriyorsun. Bu vardır. Senin için önemli olan bunu yönetmen, bunu anlamlandırmada senin zafiyet göstermemen gerekiyor. Evet. Aksi takdirde bunların olması sorun değil. Zaten hastalık değil. 2 yaş sendromu da var. Çocuk hasta mı? Hayır. 40 yaş sendromundaki de hasta değil. Normal bir hayatta bir şey. Hülasa 40 yaşta kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehveyenin ifrat ve tefritinde dönüp duruluyor aslında. Birinde şehvet hakim, ötekisi her şeyi terk ediyor. Humut hiçbir şey istemiyor. Beni yalnız bırakın diyor. Birisi öfkeli, her şeye kızmaları var. Başkası çoluğunu çocuğunu serbest bırakıyor. Ne yaparsanız yapın diyor. Ötekisi akli anlamda gelecekten öyle dehşetli ümitsizlikler alıyor.
artık kontrol edemez bir şekilde psikolojisi bozuluyor. Birisi ise artık hiçbir şeyi düşünmez bir şekilde, sanki aklı yokmuş gibi davranıyor. İfrat ve tefritte bir geçmişe, bir geleceğe savruluyor kişi. Peki bu ruh ceset sendromu, yani bu ruhla ceset uyuşmazlığından mı kaynaklanıyor bunlar? Yani işte bir ergenliğe geçiş fiziksel diyorsun, 40 yaşında yine fiziksel diyorsun, 2 yaşta mı öyle fiziksel bir, yani ruh ceset uyuşmazlığı mı oluyor, birbirine adaptasyon mu? Trenin raylarının geçişi gibi düşünebiliriz. Elbette geçerken bir sarsıntı yaşanır. Ruhla ceset dediğimizde ikisi birbirine doğrudan bağlantılı olduğu için elbette abi cesette yaşadığı değişim ondaki değişik fikirleri, hissiyatı aktifleştiriyor. Anlamlandıramazsa çatışmaya giriyor. Benim dediğin şeyleri kaybetmeye başladı yani. Mesela evet. Çok güzel bir soru ama. Evet. Eğer müsaade ederseniz o zaman şöyledir o. Yaş tanımlaman var mı? İnsan mesela o soru, bunun cevabının içindedir bu sorunun cevabı da. Yaş tanımlaması yapmadım mı? Yapma. Mesela bir insan mesela diyelim ki 36 yaş gösteriyor. Ben herhalde 15 göstermem. Ama 60 deniliyor, 50 deniliyor. 50 senelik hücre var mı bende? Yok. En fazla kaç senelik hücrem var? 6 ay. Evet. Senede 2 defa. O zaman hücre yaşlı değil. O zaman vücut yaşlı değil ya. Bu zaaflar dediğimiz beden atomik yapı değil ya. O zaman yaş nedir? Tanımlamamız yapmamız lazım. O zaman o Erdinç'in bu sendromun cevabı çıkacak. Yaş nedir? Ben biraz uğraşmıştım. Madem madde yaşlı değil. Yani sima niye böyle 40 gösteriyor? Bütün o kazanımların, kayıpların, bir sürü şeylerin var kafada. Fikrin, tahayyül, tasavvur, tevehüm vesaire. Külliyattan bulduğum bir şey yani. Peşine düştüğüm bir şey bu. Yani öyle bakılsın kesinlikle bir yerde zannetmiyorum vardır. Her şeyin bir hakikati olunca sureti de vardır, kanuniyeti de vardır, mahiyeti vardır. Dışsal sureti simadadır. Yansıttı. O dördün bütünselliği yüzde gözükmesi alimdir, tarikatçıdır. Şuna bak ya, şu Allah Allah, zalimdir, şuralıdır, burada büyümüş, Kur'an çok okumuş. Yani o dört sistemin bütünselliğinin sureti şuraya. Sîmâhum fî vücûhihim min eseri sucud. Bu yüz neydi? Ruhun aynası. Çürümüş etin içerisine kurtu. Kurdun içerisinde parazitleri yaratan Allah. Odunun içerisine güneşi koyan Allah. En büyüğünü en küçüğünün içine koymuş. Sıkıştırmış güneştir gibi. Son şeyimi şu anlardan söyleyeyim. 76. Sureti düşün. Suret hakikattan istinad eder. Hakikata dayanır. Ondan medet alır. Hayatlanır. Ruhlanır. Suret hakikata istinad eder. Medet alır. Hayatlanır. Ruhlanır. 4 tane. Suret 4 tane şeyden beslenir. İtimat edin, 40'tan sonra ahiret, Allah, fikir, yani. İmanat, öyle bir canlanıyor ki onu hiç tutturamıyorsun. Daha acayip oluyor. Daha durmuyor. Abi Mimar Sinan 40 yaşından sonra mimarlığa başlamış. Yani. Bak böyle şöyle. Sana ne? Yani evet, yaş nedir? Bu önemli mesela. Ondan sonra artık hangi esmayı koyarsan, yani yaş nedir? Yaş dünya cinsinden değildir. Ama bu alemde icraat yapıyor. En azından kimliğimizi, kişiliğimizi gösteriyor. Birbirimize tanımlama yapıyor. İçeriden haber veriyor. Ondan sonra nasıl davranacağını şey yapıyor. Yaş tanımlaması maddesel değil, maddede tezahür ediyor. Atomun cinsinden, atomun dışında her şey ama her şey buralı değil. O zaman neyi gösteriyor? Benim atomum cinsi, atomun haricinde... Fikriyatın buralı değil, hissiyatın buralı değil, duygun buralı değil, latifeler buralı değil. Zaten ben atomun dışında buralı değilsem, peki bunlar nerede? Cesedimi sirayet etmiş. Bunlar benim simama, her şeyime nasıl sirayet etmişse, ahiret de şahadete sirayet etmiştir. Ahiret dünyanın neresindedir diye sormazsın daha 40'tan sonra. Dünya ahireti neresinde ki? Çünkü ahiretin suretidir burası. Hakikat orası. Nasıl ben bununla ben değilim, sirayet etmiş. Ahiret
Yani su buza sirayet ettiği gibi. Artık ahiret nerededir değil, dünya nerededir? Hmm. Kırk şu kardeşim, toprağa çekirdeği attın, şimşek lazım. Şimşek olmadan toprağın altındaki çekirdeği patlamıyor. O da adet-i ilahiye, 40 senelik... O şimşek çakıyor. Evet, çakıyor. Şimdi abi gençlikte yapılanlar, az önce bahsettiğimiz işte kişide görünen, tahdit edilmemiş kuvvelerinde görünen bu 40 yaşından sonraki hallerle birlikte bunlara sebep olan gençliğe üstadımızın bazı noktalarda değindiği yerler var. Gençlikte yapılanlar ihtiyarlıkta bırakılmıyor abi. Bunlara bir tanesinde üstadımız şöyle diyor. Hem onlardan bir yaşındaki masumu 40 yaşındaki lakayt bir adamı tercih etmeye sebep. Hani denir gençken gençsin yap, gençsin gez, gençsin şöyle böyle diye istikametsizliğe bazen hatta teşvik olacak şekilde hayat tarzları hoş görülebiliyor. Ancak aslında gençken yapılan denilecek şey bir şey varsa o da ancak ahirette bize arkadaş olacak bir iş olması lazım. Çünkü 40 yaşındaki lakaytsa bir adam, burada lakayt kelimesinin altını çizdiğimizde o adamın lakaytlığını gidermek 1 yaşındaki bir çocuğa ders anlatmaktan daha zor. Üstadımız o yüzden tercihte normalde 40 yaşındaki adam, 1 yaşındaki çocuk ölse cennetlik. 40 yaşındakini düzeltmek lazım. Onun lakaytlığını gidermek lazım. 1 yaşındakiyle uğraşmamak gerekir ama 1 yaşındaki çocuğu yola getirmek daha kolay olduğu için, ötekisi değişmeyeceği için üstadımız bunu böyle, bu şekilde koymuş. Risale'nin talebelerini tavsif ederken birinci muhatap, birinci talebe kim? Çocuklar. Evet. Fıtraten, üçüncü zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. İkinci kısım talebeleri, fıtraten, Risale-i Nur'a muhtaç, bir derecede dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Küsmüş. Üçüncü kısım, fıtri olmasa da vazife itibariyle Risale-i Nur'a ekmek, ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çok güzel. Evet abi. Bir şöyle diyor bir de, burada işte çekirdeğin bozulmasını ifade edecek çok dehşetli bir ifade aslında bu. Hakiki ve soğuk ve sakil ve çirkin ve zulmetli ve eylemli olan ihtiyarlık ise ehli dalaletin ihtiyarlıklarıdır. Belki de onların gençlikleridir. Yani bu ne demek? Gençlikteki alışkanlıklar ihtiyarlıkta gitmiyor demek bu. Yoksa üstadımız onların ihtiyarlıkları değil, gençlikleri gençliğe attı bütün sorumluluğu. Onların sıkıntılı olan tarafı gençlikleriyle diyor. İşte bu ne? Hurdaya çıkmaya yaklaşmış arabayla 200 kilometre hız yapmaya benziyor sadece o adam. Çünkü gençlikteki bütün halleri ihtiyarlığa taşıdığı için gençlikte de gaflet vardı. Görmüyordu geleceğini. O yüzden düşünmüyordu. Böyle şeyleri üstadımıza da diyor yani gelmiş böyle şeyleri düşünmemekte biz şeyimizi, rahatımızı, evet hayatın lezzetini alıyoruz. Üstadımız da zaten orada şeyi geleceğe gösterir. Kafasına akıl cihetiyle geçmiş ve gelecekteki şeyleri vuruyor onun kafasına. Bir de cumartesi günü, pazar günü yaptığımız derste geçen onlar öyle bir hale düşüyor ki Allah muhafaza etsin. Kendi cenneti kazibeyi dünyevilerinden ihraç ve vahşet ve infirat yani yalnızlık içinde zindanı mezara idhal olundukları. Buradan da işte abi hani az önce siz de dediniz ya kişi kendi makamını görmeye başlıyor. Ahiretini görmeye başlıyor, önünü görmeye başlıyor. 40'tan sonra ahiret endişesi olan adam, Allah'ın rızası endişesi olan adam demek ki gençliğin burada bahsedilen korkutucu, dehşetli hallerinden seviyesine göre kendini muhafaza etmiş demek. Muhafaza etmiş demek ki bu halleri yaşamıyor. Diğer tarafın ihtiyarları ise o dehşeti gafletle unutmak için ekonomi, siyaset, spor baktığımızda kitleleri sürükleyen, böyle köpürtenler hep ihtiyarlar. Yani adam senin spor neyine? 75 yaşında kitleleri sürüklüyor. Sen 75 yaşında bir insan olarak bunu niye yapıyorsun? Çoğu zaten bizim de şahit olduğumuz gibi hep o gençlikten sonra gelen dehşetlerin içindeki ruhi hallerini unutmak için bir yerlere girmesi lazım yoksa intihar edecek. Hayatı çekemeyecek. Onlar da gençler gibi dalıyor gaflete. O şekilde. Önce siyasi partilerde şu olan hep dikkat edin hep ihtiyarlar. Şimdi lezaizi terk etmek evladır.
Üstadımız dünyanın akıbeti ne olursa olsun lezaizi terk etmenin daha iyi olduğunu, ehli iman olup ahireti kazansa da, sonu saadet olsa da zaten o saadetin yolu fani şeyleri terk etmek şartıyla olabileceğini, yok ehli şekavet olsa yine o lezzet biliyor ki şekavete gidiyor, cehenneme gidiyor. O zaman bu lezzetle kendi kendine dalga geçme, yine terk etmen lazım diyor. Yok ademe gidecek olsa diyor, idam olan adamın yollarına süslesen ne fayda eder? Yani her üç durumda da lezzeti terk etmek en iyi tercihtir diyor. Bu acayip bir şey. Ya hayatın anlamını anlamlandırma, bu hayatta niye ben çalışıyorum kardeşim sorusunun cevabı gerçekten hakiki ihtiyaç için mi? Yoksa bu asrın hevesi, hayali, vehmi, körüklemesiyle olmayan bir iş için mi çalışıyorum? Veyahut çabalıyorum cevabı için çok güzel bir ölçü diye ben istifade ettim. Burada başa yanlış yazmışım, medar olacak. Üstadımız ayrıca diyor ki, medar ezvak olan gençlik gidiyor, menşe-i ahzan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor, zahiri karanlıkla dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan dünya pek süratle zevale koşuyor. Yani lezzeti terk etmek evladır. Gençlikte bir şey gitti, burası boşaldı. Orada dolmazsa ademi olarak kalıyor. İşte insan ehli iman olsun, ehli küfür olsun, ne olursa olsun lezzetlere alışkanlığı oldukça ihtiyarlıkta o haller gideceği için ancak alışkanlık gitmiyor. Onların her birisinden bu sefer firakları olacak. Bu yüzden en rahat ihtiyarlıkta fakirlerin ihtiyarlığı oluyor. Fakirlikten kasıt maddi fakirlik de olabilir yahut hayatını disiplinli, iktisat dairesinde yaşayan adamın. Çünkü baklavayı sen 60, 70 neyse artık 50, 40 yaşında yediğinde 20 yaşındaki tepkiyi bekleme vücudundan. Yiyemiyorsun bu sefer senin önünde yiyorlar. Yahut sen gezemiyorsun, koşamıyorsun, edemiyorsun. Onlar yapıyor. Onu sen aktivite anlamında demiyorum da zevk anlamında diyorum. Yoksa bir hayati disiplin anlamında yapmak lazım da. Giyinmek, etmek, şunu yapmak, bunu yapmak. İhtiyarlıkta onun yapamamanın verdiği ızdırap da hayatın lezzetini kaçırıyor. Ehli imanda da bu böyle. Buna göre yaşaması lazım. Ehli imanda dikkat etmesi gerekiyor buna. Bu yüzden de 40'tan önceki lezaizi terk ettiği ölçüde 40'tan sonra ihtiyarlığında da rahat edecek. Bir de şey de var zaten. 40'tan önce vücut makinesine sen yüklenirsen 40'tan sonra senin geri dönüşü de bunun hastalıklar olarak kendini gösterecektir. Makine hülasa bitiyor dersimiz. Suret, hakikat, kanuniyet ve mahiyet çalışmamız var. 3 tane. Birincisi şahsen ben ilk yaptığım suret ihtiyarlıktı. Farkındalığı ifade eden ihtiyarlık. Hakikati seyr-i sülük ile kemaline gitmek 40 yaşın. Kanuniyeti ise istidatların kabiliyete dönmesi. Mahiyeti ise kişinin miracıdır diye hazırlamıştım. Mehmet abiyle sağ olsun konuştuk. Ondan sonra şöyle bir güncellememiz oldu. İkinci versiyon. Geçmişin birikimleriyle geleceğe bakan, soru sorma makamından soru sorulma makamına geçen birikimli, sakin, sabırlı insan sureti. Kanuniyeti yine istidatların kabiliyete dönmesi. Kanuniyet ikisinde de aynı. Değiştirmiştik. Niye değiştirmedin? Abi bu versiyonda demek ki o versiyonu indirememişim ben. Bir internet şeyimiz var. O internette mi? Ben de onu zaten fark ettim. Burada senin adın da yazıyordu. O da yok çünkü. İstidatların kabiliyete dönmesi dersen döngü kısa şey olur. Yazdık ya, ne dedik orada? Şeyi dedin abi. Kanunluğu gibi bir şey söylemişsin. Ama abi öyle demiyor. Açık şey var. Diyor ki istidadı kalbinin tekemmülü diyor. Açık ifade var. 40 yaşa özel ne olur bu? İstidatların kabiliyete dönme olgunluk zamanı. Onunla ilgili bir şey yazmıştık ama. Neyse benim de şeyde var. Sureti geçmişin birikimleriyle geleceğe bakan, soru sorma makamından soru sorulma makamına geçen birikimli, sakin, sabırlı insan. Kanuniyeti istidatların kabiliyete dönmesi. Hakikati kamil insan. Mahiyeti Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ihtiyaç duyan, razı olma makamına geçen insan. Yani diğerinin mahiyetinde kişinin miracı demiştik. Burada Mehmet abiyle
müzakeremizde Mehmet abi de böyle bir şey sundu. Allah'ın varlığına ihtiyaç duyan razı olma makamına geçen insan. Bir de ehli dalalet için 40 yaş var. Ehli dalaletin 40 yaşı şöyle, 40 yaş sendromu, sefahet, eğlence, sarhoşluk ve gaflet ile kendini avutma. 40'tan sonra azıyor yani. 40'tan sonra azıyor. Kanuniyeti dünyalı olmayan, ahireti arzu eden ruhun buhran, bunalım, elem, korku, endişe gibi haletlerin sonucu cehenneme gitmeden cehennemi halet yaşama durumu. Abi sanki tam 8. sözdeki o asıl olan adam gibi yani. Evet, evet. Aynen. Aynen öyle. Evet, hakikaten. Vay be. Onun için dikkat edin Türkiye'ye veya işte İslami cemaate, Müslümanlara, dine saldıranlar 40 sonrası. Evet abi. 40 sonrası. 40 sonrakiler. Acayip azılı düşman. Sonra? Hakikati yok. Hakikati yok. Yani ehli gaflet için 40 yaşta en durumunun şey 40 yaşın hakikati yok. Allah Allah. Mahiyeti? Adem. Mahiyeti Adem. Adem. Acayip abi o gidiyor. Bu yüzden zaten imansızlıklar artıyor. Azgınlıklar artıyor. Adam yaşlandıkça artıyor. Terbiye olması lazım. İçine çekilmesi lazımken azgınlığı artıyor acayip bir şekilde. Şey ekleyin isterseniz. 9. sözde geçiyor. Kafirin Allah düşmanı olması bundan anlaşılıyor diyor. Acaba hakikat Allah düşmanı olması olmaz mı Adem'den önce? 40 yaşıyor mu abi? Yok, 40 abi. Çünkü kafir için diyor ki, kafir niye Allah düşmanıdır? Sebebini söylüyor. Diyor ki, istediğim, arzu ettiğim hayatı, fıtratın arzu ettiği var ya, beka, ebed sözü, yani ahireti, niye bana vermiyorsun? Ele geçmemin geçirmiyor zannediyor. Ondan diyor Allah düşmanı. İnkar etmiyor yoksa. Etmiyor. Tamam. Mesela, hakikat inkar... olması lazım bir şey. Evet abi. Abi burada hakikati yoktur. Eğer hakikate koyarsanız, bakın hakikate koyarsanız sonucu esmalara dayanması lazım. Yok bu ehli gaflette esma, yani daha dalalet için söyleyeyim daha çok. Yani esmayı birebir esmanın hakikati yok. Suretleri var. O da suret ve kanuniyette görünüyor. Hakikat var. Adem mi? Yani mahiyet Adem'se mahiyeti Adem olan bir şey hakikati olmaz. Olursa o zaman bu ehli gaflet ve dalalet olmaz. Oradan çıkar yani. O boyuttan çıkıyor. Bu boyutta olan hakikati göremediği için buradadır zaten. Şeytan nereye çalışıyor? Adem alemi. Adem alemi. Adem. Şeytan bu dil esmasına dayanmıyor mu? Evet. Cehennem Adem'e çalışmıyor mu? Cehennem hakikat alemi. Tamam. Bu sana aslında seni onaylamak için de geliyorum. Çünkü küfrün hakikati yoktur diyor. Evet. Sari ifade var da. Evet. Sari ifade küfrün hakikati yok. Ama Adem'e çalışanın bir şey hakikati da olması şart değil. Vücut vücuda çalışırsa hakikati olur. Vücut Adem'e çalışırsa hakikati olmaz. Fakat nasıl bir şeyse bilmiyoruz. Esma tarafıyla sıfatı sıfata değil de zatı sıfatta Adem var. Allah için var. Bizim için yok. Şey dediniz ya böyle hocam. Kendisinde yani o kafasızın kafasında olur. Ha işte o. Kafasızın kafasında olan bir şey de hakikat olmaz. İşte ama var yani. Evet. Allah yoktur diye yazıyor. Nerede? Nefs-ül emirde yok böyle bir şey. Kafasızın kafasında var. Hakikatsiz bir şey diyor evet. Usta. Hakikatsiz bir emir mi diyor. Ha. Yani hakikatsız diyor. Yani esmaya dayanıyor. Hı. Nereye dayanıyor? Adem. Demek ki Adem'den esmalar yok. Ama Adem yok değil. Allah için iki menzildir. Hatırlar mısınız abi? Bir gün Maraş'ta bir yolculukta o bir tane kardeş sana bir soru sormuştu. Bu mudil esması nedir falan filan diye demişti ya. Bu kadar esmaya galip geliyor. Nasıl geliyor? Hani biz böyle konuştuk ya. Bir yerde geçmiyor ama sanki ismi azam mahiyetinde mudil, evet. Mudil esması. Acayip bir şey ya evet. Bunu sordum. Yani mudil esma ya şey ya vücudu harici şeytan ya bütün esmanla mukabele ediyor. Nereden geliyorduk? Maraş'tan şey gidiyorduk. Kırkan'a. Kırkan'a. O bir tane arkadaş orada o soruyu sordu. Ya tuhaf adamlar ya. Nasıl bir şey esma ki diyor. Bütün esmalara kafa tutuyor diyor. Rahman diyor Risale'de geçiyor. Risale-i Nur'da var. 99 esmayı üstada soruyorlar bir mektupta. 99 esmayı diyor. Bir esmanın mağlup etmesinin hikmeti nedir diyor. Ben öyle hatırlıyorum ama yerini bilmiyorum. Sanki bu söylediğiniz konu
geçmiş yani. Şeyde nasıl müsaade ediyor diye yani, 13. ulemada. Üstada soruyor hangi tanesini evet, mi? Özür dilerim abi. Ben oraya getireceğim. Bundandır ki müdir esması hakikat boyunda çalışmıyor. Mahiyet boyutunda çalıştığı için hepsine galip geliyor. Mahiyet de sıfat boyutu ya. Sıfat boyutu. Zaten bir şey diyemem. Çok acayip evet. Cenab-ı Hak gençliğin afetlerinden cümle ehli imanı muhafaza etsin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Yaşlandıramından da kurtarsın bizi ya. Ekleyelim bunu da.